كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Çok acayip bir ayet. Bak Allah Celle Celle diyor ki şüphesiz bir kavim, bir memleket ya da bir toplum kendini düzeltmediği sürece Allah Celle Celaluhu onların durumunu değiştirmez. Allah Celle Celaluhu bir kavme kötülük dilediği zaman, onlara bir musibet verdiği zaman artık o geri çevrilmez. Yani insanlar tarafından Allah Celle Celaluhu dilemedikçe o kötülük, o musibet oradan kalkmaz. Ondan sonra onlar için Allah Celle Celaluhu'dan başka hiçbir yardımcı yoktur. Günümüzü özetleyen bir ayet. Hani bazı ayetler vardır ki sanki dersin ki bugün inmiş. Bu toplum bozuldu. Bu toplum Allah'ını unuttu. Bu toplum peygamberini unuttu. Bu toplum Kur'an'ı unuttu. Bu toplum Müslüman olduğunu unuttu kardeşim. Evet. Ne oldu? Kafirlere benzedik. Kafir gibi olduk. Kafir gibi yaşıyoruz. Hayatımızın kafirlerden bir farkı yok. Beş vakit namaz kılıyoruz ama geri kalan hayatımızda sıfır. Olmaz. Üzerimizdeki pantolondan gömleğimize, saç tıraşımıza kadar Müslümanlıktan çıktık. Dıştan bakıldığı zaman bir adamın Müslüman olup olmadığını kardeşim anlamamız lazım. Evet. Kimileri bu meseleyi böyle konuşunca siz kılık kıyafete mi bağlıyorsunuz? Ne alakası var kardeşim? Bugün bir kafir ile bir Müslümanın resmini yan yana koy. Kıyafetleri aynıysa hangisinin kafir, hangisinin Müslüman olduğunu nereden anlayacaksın? Jilet sakal tıraşları o. Oh. Saçlar Amerikan, buradan çizik atmış. Altta daracık kot pantolon, üstte daracık gömlek. Ama Müslüman bu ya. Bunun ben nasıl Müslüman diyeyim buna? Bilmiyorum ki. Adamın biri sakallıya selam vermiş. O da aleyküm selam dememiş. Ya demiş sana selam veriyorum. Niye selam almıyorsun? Demiş ki ben papazım. Senin selamını niye alayım? Bak. Anladın mı meseleyi? Sakal bırakacaksın. Takke takacaksın. Vahabiler gibi olmayacaksın. Biz kendimize gelmediğimiz sürece Allah Celle Celle bu tarz musibetleri başımızdan kaldırmaz. Aslında bu korona başlı başına bize bir imtihan. Evet. Unutmayın bak bunu. Biz özümüzü unuttuk. Biz Rabbimizi unuttuk. Camilere gitmiyoruz. Sabah namazında camide cemaat yok. Öğlen namazında yok. İkindi akşam yatsı yok. Allah Celle Celaluhu bizi bununla imtihan etti. Bakalım özümüze dönecek miyiz? Hayır, dönmedik. Niye Allah'a dönmüyoruz? Niye tövbe etmiyoruz? Niye günahlardan vazgeçmiyoruz? Niye hep şeytanın dediğini yapıyoruz? Niye biz hiç Allah Celle Can dediğini yapmıyoruz? Bunları düşünmek lazım. Başımız niye beladan kurtulmuyor? Niye hiç problemin bitmiyor? Niye ay sonu gelmiyor? Niye hep beni buluyor? Niye ben sürekli insanlarla aram bozuk? Problem, problem, problem. İşte problemin kaynağı asıl kendimizde. Biz problemi kendimize aramadığımız için, hep başka tarafta, karşıda aradığımız için hiç çözüm bulamıyoruz. Biz evvela tövbe edip Allah Celle Celaluhu dönmediğimiz için bu ahvaller böyle. Bakın Allah Celle Celaluhu bir gecede bütün cümle alemi Müslüman eder. Allah Celle Celaluhu gökyüzüne yıldızlardan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırır. Dağlara taşlara Allah dedirttirir. O zaman herkes işte görür ve iman eder. Ama o zaman imtihan kalmaz kardeşim. O zaman Ebu Cehil'le Ebu Bekir nasıl ortaya çıkacak? Nasıl ortaya çıkacak? Hani diyorlar ya Allah bir gecede herkesi Müslüman ediyormuş, hadi etsin. Ya eder. Eder eder ama kardeşim o zaman gerçek Müslümanla bozuk Müslümanın ayrımı nasıl olacak? O zaman Hazreti Ebu Bekir gibi Müslümanlar nasıl çıkacak? He? Herkes aynı. Herkes gördükten sonra iman et. Ne anlamı kaldı? İmtihandayız. Allah Celle Celaluhu deniyor bizi. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacaksınız diyor. Bu dünya baştan aşağı imtihan. Ya iş yerine giriyorsun. Adam sana diyor kardeşim bir ay deneme süren var. Memnun kalırsam çalışırsın. Hadi bakalım. Adam seni sınava sokuyor. Bu sınavdan geçersen üniversiteye gireceksin. Al sana sınav. Her şey sınav. Ehliyet sınav, o sınav, bu sınav. İşte Allah Celle Celaluhu bizi sınıyor. Namaz kılmıyoruz. Bak bizim ecdadımız Osmanlı, Osmanlı. Şu Osmanlı'nın kıymetini bilmiyoruz. Sene 1526 Mohaç Meydan Muharebesi, dünyanın en kısa, en kanlı savaşı. 3 saatte 120 bin Macar askeri öldü. Neden?
Ordunun başında Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri var. İki ordu karşı karşıya geldi. Macar ordusu bir anda saldırmaya başladı. Atak yaptı. Aniden saldırınca Osmanlı askerleri de hücum etti. Eğer onlar hızlı bir şekilde saldırmasaydı savaş daha uzun sürecekti. Neden? Matrakçı Nasuh şöyle anlatıyor. Düşman diyor, öğlen namazı sırasında bize saldırdı. Ordu daha öğlen namazını kılmamıştı. Ve ordunun komutanları, kumandanları askerlere talimat verdi. Yiğitlerim, vakit geçiyor, namaz vakti geçiyor, saldırın. İkindi namazı vakti girmesin diye, öğlen vakti kazaya girmesin diye 3 saatte 120 bin Macar askerini öldürdü Osmanlı. Bak, namaz kaçmasın diye. İşte bizim ecdadımıza bak, işte bize bak kardeşim. Sırf namaz kaçacak diye biz olsak ne yaparız ya? Ya kardeşim savaşıyoruz burada ya, siz de abartmayın, kılarız ya. Savaştayız kardeşim, kazası var bu işin. Ayet var, ayet. Savaşta bile namaz kılacaksın. Ayet var ya. Ayet var ve bu yaşandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusunun yarısı namazdayken yarısı savaşıyordu. Öğlen ezanı okundu. Bütün ordu namaza durdu. Bak iyi dinle burayı. Ordu namaza durdu. Kafirler de izliyor böyle. Allah izletiyor bak. Saldırsalar parçalarlar. Ya bütün ordu namazda. Böyle bakıyorlar. Sağa selam verdiler, sola selam verdiler. Kafirler bir sirkelendi böyle. Ya dedi, biz bunlara niye saldırmadık? Bunlar dedi, durun hele. Bunların önünde bir ikindi namazı daha var. Bunlar dedi, ikindi namazını anasından, babasından, evladından daha çok sever. Arada dipnot. İkindi namazının terk edeni sanki malı, evladı, evi, ocağı yanmış gibidir. Dediler, bunların önünde bir ikindi namazı daha var. Bekleyin, onlar namaza durduğu anda bunlara saldıracağız. Aynı anda ayet indi. Ayet. Evet. Yarınız namaz kılın, yarınız savaşın diye ayet indi. Kafir dedi ki, ya bunlar nereden biliyor? İşte Allah Celle Celaluhu bildirir. İşte namaz aşkı olana bildirir Allah Celle Celaluhu. Bizde namaz aşkını bırak, namaz yok. Caminin yolunu bilen yok. Evinde kıblenin yönünü bilen yok. Caminin imamını tanımıyor. Bunu her zaman söylüyorum kardeşim bak. Camiler elhamdülillah şehir içinde. Ya minare yıkılsa adamın kafasına düşecek. O kadar yakın. Yok abi ya, gitmiyor, direniyor. İşte bizden hiçbir cacık olmaz. Ondan sonra musibetler niye bitmiyor? Allah niye bize bela veriyor? Ya Allah senin kafana dua et, böyle meteor yağdırmıyor. Evet kardeşim, bu kadar rahatlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu Müslümanlardaki rahatlık, bir tane kafir de yok. Bak alemlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ömrü hayatında bir kere sağlam beddua etti, bir kere. O da namaz kazaya kaldı diye. Kafirler yüzünden namaz kazaya kaldı. Bak namaz için bir kere sağlam beddua. Ne oldu? Allah Celle Celaluhu onların evlerini, ocaklarını yaktı. İşte namazın önemi. Biz namazımızı düzeltirsek Allah Celle Celaluhu ahvalleri düzeltecek. Bak dünyaya çok kısa bir sürede koronavirüsü yayan Allah Celle Celaluhu, bak Allah yaydı kardeşim. Ya bir baktık Çin'de, bir baktık Amerika'da, bir baktık Rusya'da, İtalya yanıyor dedik. Ya ne oluyor? Nasıl bu kadar hızlı gider? Allah gönderir kardeşim. Allah Celle Celaluhu'nun rüzgar orduları var. Biraz kafamızı çalıştıralım. Biraz Müslüman aklıyla düşünelim. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah için konuşuyoruz. Acilen tövbe edip kendimize gelmemiz lazım. Ha bir daha söylüyorum. İşin siyasi meselesini konuşuruz. O önemli değil. Ama biz camileri doldurmadığımız sürece, biz tövbe etmediğimiz sürece vakalar artar kardeşim. Bir tövbe, bir nasuh tövbesi Allah Celle Celaluhu bizi bir adım yaklaştırır. Ya biz Allah Celle Celaluhu bir adım gidersek Allah Celle Celaluhu bize 10 adım gelecek. Biz Allah Celle Celaluhu 10 adım atarsak Allah Celle Celaluhu şekilden münezzeh olarak bize koşacak. Sen Allah'ın olursan Allah senin olur. Düşünsene ya. Bak yani yanlış anlaşılmasın sözüm. Arkanda Allah var, Allah. Anladın mı sözü? Bu sözü kafanıza yazın. Hani şekilden münezzeh, haşa, yanlış anlamayın sözleri ha. Hani derler benim arkamda işte bilmem ne var, dayım var, Ankara var, her neyse. Öyle bir adam ol ki arkanda Allah Celle Celaluhu ve orduları olsun. Şöyle insanlar var bak. Adam
elini açıp dua etmesine gerek yok. Allah Celle Celal o adamın aklından, kalbinden geçen sıkıntıları bile gideriyor. İşte biz bu hale gelmek istiyorsak, problemim var, derdim var, oyun var. Tamam kardeşim, sen Allah'a dön. Tövbe et, bak Allah Celle Celal senin hayatını nasıl düzene getiriyor. İnşallah. Niyetler sağlam olsun. Niyet çok önemli. Niyetleri düzeltmezsek olmaz. Etrafımızda emri bil maruf yapalım. Emri bil maruf önemli. Biz burada duyduklarımızı bir kişiye anlatmazsak bize yazıklar olsun. Evet. Ya namaza başlamayan bir adama nasıl namaza başlayacağız? Al sana bu sohbet ya. Al sana kardeşim, bak sen ya, bu çok oluyor bizimkilerde. Hani bu Osmanlı artistliği var ya. Osmanlı torunuyum, bilmem neyim, böyle geziyor, tesbihle geziyor. Arkasında böyle, ya bizde var elhamdülillah, biz namazlıyız kardeşim. Arkasında, evin arkasında şey döşemiş böyle, Osmanlı, orada fes var, burada bilmem ne var. Ertuğrul Gazi'yim ben diyor. Namaz. Lan oğlum Ertuğrul Gazi beşine beş katıyordu mübarek. Osman Gazi, Kur'an olan yerde ayağını uzatmıyor bugün. Adam yani, anladın sen onu yani. Sıkıntı kardeşim. Allah başta bize, sonra size selamet versin. Amin.